Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 çizimleri Bataklık Canavarı'na baştan hoş geldiniz. Bataklık Canavarı baştan araştıracağız. Çünkü en son yaptığım araştırmayı PlayStation 3'ten yapmıştım. Ve ondan kaydetmek birazcık daha zor olduğu için oyunun frame rate'i çok düşüktü. Grafikler de çok kötüydü. O yüzden pek bir şey anlayamamıştık. Şu anda PC versiyonundayım. Grafikler en yüksek. Cümleyi nasıl kuracağımı şey yapamadım orada. Videoyu baştan yapmamın bir diğer sebebi ise daha önceki videoda bahsetmiş miydim bilmiyorum ama bundan önceki izle videosunda şöyle bahsetmiştim. Biliyorsunuz bu videoda veya başka bir videoda bir gizemi bulamamamız onun var olmadığı anlamına gelmez. Onun gerçek olmadığı anlamına gelmez. Bunun dışında bir de şöyle bir olay var. Benim bir şey görememem de bir şeyin var olmadığı anlamına gelmez. Siz görebilirsiniz. Belki bir şey duyabilirsiniz. Belki bir şey görebilirsiniz. Sizin, benim görmediğim, sizin görebildiğiniz belki bir şeyler vardır. Hemen araştırmaya başlayacağız. Şu anda Fort Zancudo'nun hemen yanındayız. Şu bataklıktayız. Ne ismi, ne diyorlardı bu bataklığa ya? Lago Zancudo. Zancudo Gölü diyorlar. Pek göl değil. Daha çok bataklık. Diğerimiz bataklık bir şey. Burası Fort Zancudo. Orada bayağı bir operasyon falan yapıyorlar. Burada bir eleman balık tutuyor. Bataklık canavarını araştıracağız. Canavarın saklanabileceği birçok yer var. Hani ben burada araştırma yaparken atıyorum canavar şurada olabilir. Veya ben oraya geldiğim zaman başka bir yere geçebilir. Veya şu anda yanımda bile olabilir. Yani bizi bir yerden izliyor bile olabilir. Biliyorum şu anda kulağa çılgınca geliyor ama. Saklanacak çok yer var. Suyun altında saklanabilir, çamurların içinde saklanabilir, ağaçların arkasında saklanabilir. Sesim dikkat etmeyin. Şeyde saklanabilir, otların arasında saklanabilir, çalıların içinde saklanabilir. Saklanacak çok yer var. Uzaktan bize o kadar. Burada bir tane geyik var. Ne lan? Kuşmuş, tamam. Şey zannettim, GTA 4'teki güvercinler gibi bir şey zannettim. Belki collectible bir şeydir diye düşündüm ama değilmiş. Saklandığı çok yer var. O yüzden etrafı iyice araştıracağız. Bunda şey var mıydı? Night Vision hangisinde vardı ya? Trevor'da vardı. Trevor'da baştan gideriz buraya daha sonra. Sadece bu video ile sınırlı olmayacak bataklık canavarı. Bu videoda göremezsek başka videolar da yapacağım. Konu hakkında çünkü yapılması gerekiyor. Ona geyik mi? Yakış bir şey değilmiş. Tamam. Dediğim gibi bu videoda bulamazsak bile başka bir videoda baştan döneceğim bu bataklığa ve bakacağım. Çünkü bu bataklık çok geniş. Saklanacak da çok yer var. O yüzden sürekli araştırılması gereken bir konu. Dediğim gibi benim göremediğim sizin görebildiğiniz bir şeyler olabilir. O yüzden öyle bir durum olursa lütfen yorumlarda belirtin. Atıyorum 9. dakika 50. saniyede gördüyseniz zamanı yazın oraya. Şu dakikada şu tarafta gördüm diye. Türkiye'de bir şey gördüm. Her tarafta kuş var da. Şurada ayrıca markiyede bir şey gördüm sanki. Bilmiyorum. Yani bataklık canavarı %100 onun içinde var olsa bile bulunması çok zor bir şey. Ama tabi hayvanlar gibi ortalıkta dolansaydı hani bariz bir şekilde dolansaydı çoktan bulan birisi olmuştu. Tabi oradaki geyik mi? Geyik mi lan ha? Arka planı bize dönmüş, tamam. Ah, geyikmiş. Kafasını kaldırınca anladım. Buradaki de ne? Buradaki ne? Taş mı? Kaya mı? Şimdi bunu internette belirten elemanlar, orada geyik. Geyik mi o? Bakalım geyik sanki. Yani şey lan geyik. Lama lan ha? Lama'ya benziyor. Bunu internette yazan arkadaşlar şöyle demiş. Tabi bunu direkt bana yazmadılar. İnternette, forumlarda, bloglarda falan gördüm. YouTube'da videolarını falan gördüm. YouTube'da bunu arayanlar vardı. İşte şey diyorlardı benim gibi aynen. Burada bir canavar var diyorlardı ama onlar direkt. Ben var olan bir iddiayı araştırıyorum. Ama önceden söyleyeyim. Ben böyle bir canavarın var olduğunu iddia etmiyorum. Yani o yüzden videoyu izleyecekseniz ona göre izleyin. Sonra yorumlarda şey demeyin aman. Sen sahtekarsın şeysin falan değil mi abi? Sahtekar olsa modlarım oyuna değil mi? Oyuna mod koyarım veya arka taraftan montajda bir ses koyarım işte.
Canavar sesi koyarım, ne bileyim. Daha fazla ilgi çekerdi öyle yapsam. Öyle yapsaydım daha fazla ilgi çekerdi hani. Mal gibi ortalıkta dolaşmazdım. Dediğim gibi böyle bir şeyin var olduğunu iddia etmiyorum. Bunun varlığını araştırıyorum. İddia eden başkaları. Ben o iddiaların gerçekliğini araştırıyorum. Hani o iddialara da doğrudan da güvenmiyorum. Tarafsız bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Şurada başka bir eleman var. Balık tutuyor. Bataklıkta o kadar balık var mı ya? İki tane eleman var. Merhabalar. Silahı kaldıralım, korkmasınlar. Elemanlar balık tutuyor. İyi, güzel. O kadar derin mi ya burası? Girelim bakalım içeri. Çok da derin değildir. Yani o kadar da derin değil. Yani burada balık tutuyorsunuz ki abi, okyanus var. Orada bir tane kulü var. O kulübeyi girip incelemek istiyorum, o kulübeyi. Şimdi iddiayı yazan arkadaşlar, iddia eden arkadaşlar şöyle demiş. Şuradaki askeri üste. Şuralarda birazcık derin gibi görünüyor ama. Bu kadar da derin değil. Sadece yürüyemeyecek kadar derin. Dalacak kadar derin değil. Şöyle oraya yakınlaştırayım hemen. Port Zancuro'da şey deneyleri yapılıyor. Diyorlar. Yine onlar iddia ediyor. Benim iddialarım değil. Ben sadece bu iddiayı sizlere aktarıyorum. Port Zancuro'da bazı deneyler yapılıyor. Kimyasal, biyolojik deneyler yapılıyor. Ve bazı yaratıkların mutasyon geçiyor. Orada da bir tane helikopter geliyor. Merhabalar. GTA 4'te böyle bir olay vardı. Bir tane ilginç bir helikopter sizi takip ediyordu. Ajanlık yapıyordu. Ama sizi gözlemliyor direkt. Gün belli saatlerinde belli mekanlarda sizi takip ediyordu. Ne helikopteri o? Kargo helikopterine benziyor. Neyse, o kulübeye gideyim ben. Orada yapılan deneyler sonucu bazı yaratıklar mutasyon geçiyor ve agresifleşiyor, sonra kaçıyor. Bu tarafta bir yerde bir kanalizasyon şeyi var, kapağı var. Oraya da gideceğiz. Oradan bataklığa kaçıyorlar diyorlar. İddiaya savunan arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Ben sadece araştırıyorum. Ben buradan çıkabileceğimizi zannetmiştim bayağı. Büyük hayal kırıklığına uğradım şu anda. Burada bir adam vardı. Balık tutan, değil mi? Az önce görmüştük. Dispawn oldu herhalde. Çok teşekkür. Gırlama sesi duydum. Acaba köpek mi? Buralarda dolaşan vahşi bir köpek bulursak da bu da iddianın doğrulanması gibi bir şey sayılabilir. Hani belki insanlar o köpeği bataklık canavarı zannetmiş. Burada da iki kişi var sanırım balıktan. Yani öyle. Tabi bu bataklık canavarının var olduğunu iddia eden insanlar bir geyiği veya başka bir insanı canavarla karıştırmış olabilirler. Bu iddia o şekilde ortaya çıkmış olabilir. Ben bütün bu şeyleri önceden size söyleme sorumluluğu taşıdığımı hissediyorum. Bütün bunları bütün açıklığıyla size sunmazsam sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Daha önce yaptığım diğer GTA 5 gizemlerine de baştan döneceğim. Uzaylılar, deniz canavarı, Slender. Bunlara baştan döneceğim. Hayaletin o kadar büyük bir olayı yok. Ona da baştan bakarız ama onun kadar da büyük bir olayı yok. Kuşlar var hep. Çamura geldik gene. Kanalizasyon kapısı burası mı? Sanırım burası. Neden bu şey açılmıyor? El feneri olan bir tane tabancam vardı benim ha. Helikopter sesi mi geliyor? Yoksa burayla mı alakalı o? İçeriden pek bir şey görünmüyor. Buradan kaçmış olma olasılığı yüksek. Yani canavardan konuşuyorsak buradan kaçmış olma olasılığı düşük. Yüksek değil ama
Biyolojik, kimyasal bir kirlilik var burada. Yani mutasyon geçirme olasılığı yüksek. Belki dediğim gibi agresifleşmiş bir köpek, kurt veya Mars gibi bir hayvansa gene buradan kaçabilir. Buradan kaçabilecek kadar küçük onlar. Bir de canavar diye bahsediyoruz ama canavar dediysem Godzilla gibi bir şeyle düşünmeyin. Dinozor gibi, Godzilla gibi bir şey de düşünmeyin. Hani anormal bir yaratık olarak düşünün veya anormal hareketler yapan bir yaratık olarak düşünün. Neyle de saçma sapan bir şey olması gerekmiyor. Kılık zaten bir an için polis sesleri sireniymiş. Polis sireniymiş. Polis arabasından çıkan seslermiş. Şimdi bir de şöyle bir olay da var. Daha önce Red Dead Redemption'da dev var. Avcılık challenge'ini başlatan belirli bir olay var. Veya o challenge'in içinde yer alan belirli bir olay var. Boynuzlu bir tavşanı öldürüyorsunuz. Yani Rockstar'ın bu oyun içine anormal hayvanlar katmış olma olasılığı oldukça yüksek. Onu da göz önünde bulunduralım. Ataklı sonuna geldik şu an ama daha önce de dedim gibi oradaki ne? Tamam. Kuş. Daha önce de dediğim gibi biz buradaysak canavar Bataklığın başka bir ucunda olabilir. Bataklık çok büyük bir yer. Çok geniş bir alan. Buradaki geyik mi? Geyik. Ama araştırmaya ne yok? Evet, her durumda devam edeceğim ben. Küçük bir ipucu bile bütün olayı aydınlatmaya yetebilir. Ve küçük ipucunun bunun gibi büyük bir alanda çok rahat bir şekilde kaçırabiliriz. Önemli bir kanıt varsa etrafta bunu görmeme olasılığımız oldukça yüksek. Oyunun sesini de şu anda bayağı bir açtım. Son seste yani dediğim gibi bir şey de duyarsanız bana söyleyin hangi dakikada olduğunu. Sesler de oldukça önem kazandı. Bebek ağlama sesi vardı mesela, onu ben duyamadım videoda. Yani vardı dediğim ben duymadım. Arda arda çektiğim için bu iki videoyu öyle bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Yorumlardan bakacağız. Geyikler etrafta koşuyor, bu da canavarla karıştırmış olabilirler. Geyiklerin renkleri hafif farklı gibi. Etrafta koşan geyikleri rahatlıkla bir canavarla karıştırmış olabilirler. Ki zaten oyunda benim gibi manyak varsa sürekli olağanüstü öğelere, mitlere, easter egglere takan, kafayı takan kendilerini inandırmış olabilirler bu canavar diye. Ama bu demek değildir ki oyunda böyle bir şey yok. Ben sadece iddiaların kaynağını şey yapmaya çalışıyorum size. İddiaların kaynağı hakkındaki düşüncelerimi ulaştırmaya çalışıyorum. Hayvanları neden vuruyorum peki? Hiçbir mantıklı sebebi yok. Manyağım ben. Duruma hoşuma gidiyor. Yine de her tarafı kontrol etmek önemli ama hapşuracak mısın? Hazır. Hiçbir şey göremedim. Birazcık daha dolanalım. Artık ne olur ne olmaz. En azından yapmak istiyorum. Böyle baştan savma bir araştırma yapmak istemiyorum. Her şeyi iyice kontrol etmek istiyorum. Oradaki ne? Ağaç. Kalın en azından. Geyikler kaçın. İskele görmüştüm bu taraftan, ona bakalım. Ama da boş yapmışsınız burayı ya. Bataklık bayağı boş olmuş. Şimdi olay yok mu acaba? Burada bir yarış mı var? Ya başka bir şey mi var? Eski bir iskele var burada. İskeleyi görünce aklıma Sunrise'daki Fisher's Lagoon geldi. Burası bana direkt onu hatırlatıyor. Sunrise'daki Fisher's Lagoon'u hatırlatıyor. Bu hatta sanırım böyle bir iddia da var. Bu arada bir manyağın dolaşırken bir iddia da var ama şimdilik ona o iddiaya bulaşmak istemiyorum.
Hadi. Hadi. Ya burası çok ilginç bir yer ya. Ya cidden. O yaratığın yakınımızda durup da bizim görmeme ihtimalimiz çok yüksek. Yani yakınımızda durduğu zaman. Yaratığın yakınımda olma ihtimali yüksek demiyorum. Eğer öyle bir şey varsa bizim görmeme ihtimalimiz çok yüksek. Yani onu da insanların düşünmesi lazım. O yüzden hani bir video ile sınırlı kalmayacak bu olay. Sen şeysin, balıkçısın. Balıkçının yanına gidelim. Belki bize bir şeyler söyler. Oyunda diğer karakterlerin diyalogları, konuşmaları çok önemli. Ümit araştırmacıları bakımından. Özellikle benim için çok önemli. Diyaloglardan çok fazla şey ortaya çıkıyor. Oha. Hala çamurda mıyım? Heh. Dostum merhaba. Ne yapıyorsun? You good, buddy? Hey there. How are you? Okay. Hey there, bud. Hey there. Pek bir şey söylemiyor gibi. Yeah, how are you? Kaç 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 kaç. Adam öldü lan. Bazen böyle aynen bunun gibi yüksek frekanslı, düşük frekanslı sesler duyabilirsiniz. Düşük frekanslı ses oluyor bu, değil mi? Neyse. Böyle sesler duyduğunuz zaman şimdi teknik kısmı bilmiyorum da böyle şeyler duyduğunuz zaman genelde havaya bir bakın. Bir helikopter, uçak falan bir şey olabilir. Ve özellikle Fort Junction'un yanında olduğumuz için bu tür sesleri daha fazla duyabiliriz. Hemen bir sonuca varmayın işte. Bir canavar bağırıyor diye. İşte bu bir kükreme sesi diye falan bir sonuca varmayın. Tabii şey de olabilir bu. Bir bug da olabilir. Burada bir avcı bir yaratığın yaşaması. Tabii dağ kedisi avlanabilir burada. Bir bug sonucu. Tabii şimdi de o kısmı var. Genelde buglar, glitchler falan şey yerine konuyor işte. Gizem mit iddialarının kaynağı oluyor genelde. Halbuki sadece bir oyun hatası. Gerçek bir şey değil. İnsanların hayal güçleriyle birlikte çok daha popüler oluyor. Çok daha süsleniyor bu buglar, hatalar. O ne? İlk gene herhalde büyük ihtimalle. Evet. Ayı söz konusu var. Ayının olması söz konusu var. Sanırsa ayı büyük bir olaydı. İnsanlar deli gibi ayı arıyordu ormanda. Bigfoot'un yanında. Bigfoot'tan başka olarak. Sürekli ayı arıyorlardı. Bir ayı takıntısı vardı. Bu oyunda da böyle şeyler duydum. O yüzden ona da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şey varsa yine. Dediğim gibi canavar olarak karıştırılır. Hoş canavar denmesi pek de mantık dışı bir şey olmaz. Böyle hayvanlara canavar deniliyor yani. Yırtıcı hayvanlara bu şekilde canavar deniliyor. En azından diğer insanlar var. Sözlük dışı kullanım gibi bir şey olmaz o zaman da. Ya ben buradan noktalamak istiyorum videoyu. Daha fazla bir şey yok. Gece oluyor. Gece olunca hiçbir şey göremeyeceğiz zaten. Daha sonra gece vakti gelirim buraya. Başka bir araştırma daha yaparım. Ama bu videoyu burada görüyoruz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.